Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle akıl ve zeka oyunlarından biri olan Abalone oyunu oynayacağız. Abalone oyunu 6 yaş ve üzeri herkesin oynayabileceği bir oyundur. Oyunumuzun kazanımları arasında bağlantısal düşünme, görsel algı, el göz koordinasyonu, strateji geliştirme, dikkat ve konsantrasyonu geliştiren bir oyundur. Gördüğünüz gibi 2 kişilik bir oyundur. Bu platform üzerinde oynanmaktadır. Taşlarımız vardır. Siyah ve beyaz olmak üzere 14'er tane. Gördüğünüz gibi platform üzerine taşlarımız beşli, altılı ve üçlü şekilde dizilmiştir. Aynı şekilde rakibimiz de bu şekilde dizmiştir. Toplarımız birli, ikili ve üçlü hareket etmediği ayrılmaktadır. Birli topumuz bu şekilde ileri, sağa, sola, arkaya, her tarafa hareket edebilir. Gördüğünüz gibi şu aparatlar sayesinde taşınızın ne tarafa hareket edeceğinizi anlayabilirsiniz. Bu birle hareket ettirme. Şimdi şu şekilde ikili olarak da ileri, geri, paralel olarak bu şekilde yanlara doğru hareket ettirebilirsiniz. En fazla 3 taşımızı birlikte hareket ettirebiliyoruz. Bu şekilde ileri, geri hareket ettirebiliriz. Tabii ki bu şekilde yana doğru, geriye doğru. Bir de şöyle bir kuralımız var. Gördüğünüz gibi taşlarımızı bu şekilde paralel olarak da hareket ettirebiliyoruz. Tabii ki paralel olarak hareket ettirirken hamle yapamıyoruz. Yani bir taşı ittiremiyoruz. Sadece ileri geri hareket ettirebiliyoruz. Şimdi diğer kurallarımızdan bahsedelim. Diğer kurallarımızdan birisi bizim bir topumuz rakibimizin bir topuyla bu şekilde karşı karşıya geldiğinde biz bu topu ittiremiyoruz. Eğer bizim iki taşımız rakibimizin de bir taşı varsa bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Yani şu şekilde birli top birli topu hareket ettiremez. İkili top birli topu hareket ettirebilir bu şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Üçlü top birli topu hareket ettirebilir. Ayrıca üçlü top ikili topu da bu şekilde hareket ettirebilir. Bir hamle yapabilir yani bu şekilde. Yapabiliriz yani bu şekilde. Şimdi isterseniz oyuna başlayalım. Daha sonra bu kurallardan ara ara bahsedeceğim. Şimdi bu oyuna isterseniz kurayla başlayabilirsiniz. İsterseniz rakibinizle anlaşıp ilk önce kimin oyuna başlayacağına karar verebilirsiniz. Oyunumuzdaki amaç rakibin 6 topunu oyun alanı dışına çıkarmak. Yani 6 tane taş rakibimizin 6 taşını bu oyun alanı dışına çıkartırsak bu şekilde o zaman oyunu kazanıyoruz. Buna da sumito deniyor. Şimdi oyuna başlayalım. Dediğim gibi bu oyunda büyük olan top küçük olan top sayısını iter. Şimdi ben şu şekilde başlayayım oyuna. Bu şekilde bir hamle yaptım gördüğünüz gibi. Bu oyunda sadece bir hamle yapabiliyoruz. Bu şekilde bir hamle daha yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir topu da hareket ettirebiliyoruz. Bu şekilde üç topu da hareket ettirebiliyoruz. Ben de şu şekilde bir hamle yapıp üç taşımı hareket ettireyim. Şimdi gördüğünüz gibi rakibimin 3 taşıyla benim 3 taşım karşı karşıya geldi. Ben bu şekilde ittiremiyorum. Ama şöyle bir hamle yapıp gördüğünüz gibi 3 taşım yan yana ve karşısında bir tane rakibimin taşı var. Rakibim gördüğünüz gibi benden taşlarını kaçırmaya çalışıyor. Ben de bir hamle daha yapıp bu şekilde ittirebiliyorum. Bu oyunun ilham noktası Japonların meşhur sumo güreşleridir aslında. Oyunun hamleleri ve platformu şekli tamamen sumo güreşlerinden esinlenerek yapılmıştır aslında. Ben de gördüğünüz gibi rakibim taşını buraya koyarak benim hamle yapma hakkımı engelledi. Ben de şu şekilde bir hamle yapıp gördüğünüz gibi 3 taş, 1 taş gördüğünüz gibi o yüzden bu şekilde ittirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi rakibim benim taşımı dışarı atmaya çalışıyor. Ben de gördüğünüz gibi 3 tane taşım yan yana ve rakibimin bir tane taşı kalmış ve ben bu şekilde rakibimin taşını oyun alanı dışına çıkartıyorum ve bir tane taşı rakibimin taşını oyun alanı dışına çıkarmış oldum. Şu şekilde ikili olarak rakibimin taşlarından kaçabilirim. Bu oyunu özellikle ilkokul çocuklarına oynatabilirsiniz. Strateji geliştirmeleri için çok güzel bir oyun.
Ben de bu şekilde. Gördüğünüz gibi rakibim taşını benden kaçırdı. Şu an benim farklı bir hamle yapmam lazım. Gördüğünüz gibi burada rakibimin 3 taşı var. Benim 2 taşım var ve ben ittiremem. Şöyle bir hamle yapıp bir tane taş oynayayım. Bu şekilde ileri doğru. Şimdi rakibimin ne yapacağını gördüm ve şimdi bu iki taşımı yatay olarak ilerletebiliyorum gördüğünüz gibi. Rakibimin beni dışarı atmasını engellemek için. Şu şekilde 3 taşım var. Rakibimin bir taşını bu şekilde ilerletebiliyorum. Şekilde. Gördüğünüz gibi yine tekrardan rakibim benim hamle yapmamı engelledi. Ben de şu şekilde bir hamle yapabilirim. Şimdi size biraz ipuçları vereyim. Toplarınızı daha çok ikili ve üçlü şekilde muhafaza etmeniz lazım. Tek kalan toplar her zaman savunmasızdır ve dezavantajlıdır. Ben de şu şekilde bir hamle yapayım. Gördüğünüz gibi ikiye bir. Toplarınızın bir kısmı platformun ıssız köşelerinde taşımak doğru bir strateji değildir. O yüzden toplarınızı hep bir arada tutmaya çalışın. Şimdi şu şekilde bir hamle yapayım. Bu oyunda yapabileceğiniz en güzel stratejilerden, en önemli stratejilerden birisi rakibi altıgen platformun köşelerine sıkıştırmak iyi bir stratejidir. O an topları dışarı atamazsanız da her zaman atma şansınız vardır. Gördüğünüz gibi rakibim hamle yaptı. Şimdi benim de doğru bir hamle yapmam lazım. Şu şekilde bir hamle yaptığımda. Dediğim gibi rakibinizi altıgen platformun köşelerini sıkıştırmanız her zaman doğru bir hamledir. Hücuma değil de daha çok defansa yönelirseniz kazanma şansınız artar. Şimdi rakibim oynayacak. Üçlü olarak hareket ettirdi. Ben de şu şekilde hareket ettiremedim. Gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi benim 3 tane taşım, rakibimin karşımda ise rakibim 2 tane taşı var. Ben bu şekilde yaptığımda rakibimin taşını platform dışına çıkarmış oluyorum. Bu oyunumuzdaki amaç biliyorsunuz ki rakibin 6 tane taşını oyun platformu dışına çıkarmaktır. Ben de şu şekilde bir hamle yapıp gördüğünüz gibi 3 tane daha taşı oyun platformu dışına çıkardım. Şu şekilde bir hamle yapabilirim gördüğünüz gibi. Şu şekilde tam daha hamle. Gördüğünüz gibi rakibim benden kaçmaya çalıştı ama şu an benim 3 tane taşım. Karşımda ise rakibim 2 tane taşı var ve ben bu şekilde taşı dışarıya attım. İki tane rakibimin 2 tane daha taşını oyun platformu dışına çıkartırsam bu oyunu ben kazanmış oluyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir hamle yaptığımda bir tane daha taşı, rakibin bir tane daha taşını oyun platformu dışına çıkardığım an kazanmış oluyorum. Şu şekilde bir hamle yapayım ben gördüğünüz gibi şu an son hamleyi yapıyorum ve rakibimin taşını oyun platformu dışına çıkarmış oluyorum bu şekilde. Bu oyunda ana strateji böl ve fethet stratejisi olmalıdır aslında. Siz toplarınızı olabildiğince bütün halinde tutup rakibin toplarını dağıtmasını sağlamalısınız. Gördüğünüz gibi oyunda ben kazandım. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli bir oyun. Hem kendi gelişiminiz hem de çocuklarınızın gelişimi için çok faydalı bir oyun. Dediğiniz için teşekkür ederim.